Selamlar, selamlar herkese. Bugün birlikte yüzümde gördüğünüz Hüseyin Kargosuz'un Cemre Baysel'e İbrahim Selim'in programı için yaptığı makyajı yaptım. Instagram'da bir anket yaptım işte 3 tane makyaj koydum önce hangisini yapayım diye. Birinde Siren Eye vardı, birinde benim tatilde yaptığım bir makyaj vardı, birinde de Cemre Baysel'in makyajı vardı. Açıkçası benim yaptığım makyajı seçeceğinizi düşündüm ama neyme, tabii ki de Hüseyin Kaygusuz'un Cemre Baysel'e yaptığı bu makyajı ilk olarak yapmamı istediniz benden. Ben de yaptım. Yaparken gerçekten çok keyif aldığım bir makyaj oldu. Bence izlerken siz de çok keyif alacaksınız. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve kafanıza takılan her şeyi video anında yorumlarda bekliyorum. Ben cevaplıyor olacağım. Hadi şimdi makyaja geçelim. Muntazam sağlıklı bir ten görünümü var ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Büyük ihtimalle MAC'in Face and Body ya da Studio Radiance Face and Body'sini kullandılar diye düşünüyorum. Ama şimdi şöyle bir olay da var. Hani kızın cildi zaten kusursuz bir cilt. Benim de öncelikle cildimi gerçekten iyi bir şekilde hazırlamam gerekiyor. Doğa Kozmetiği Niacinamide serumunu kullanıyorum ben. Özellikle makyajlardan önce bunu kullandığımda sanki böyle yüzümün herhangi bir şekilde, Allah üstüme damdım, sivilcelenmesine engel olacakmış gibi geliyor. Bana iyi hissettiriyor. Bunun haricinde bir de şöyle bir olay var. Niacinamide zaten hani gün ışığıyla falan alakalı sorunu olan bir serum değil. Ve geçenlerde bunu da fark ettim. Makyajın altına uyguladım. O gün işte tatilden döndüm döneli ben. Klor ve rüzgar etkisiyle bodrumun rüzgarını bilen bilir. Bir de ben hep havuza girdim. Hep klorla muhataptı yüzüm. Ve cildim gerçekten çok bozuldu. Yani şuralarım falan yani çok büyük sivilce görünümleri yok. Evet farkındayım. Ama pütür pütür küçük küçük böyle sivilceler çıktı. Günlük makyaj yapıp çıkacaktım. Hani bir iki kapatıcı falan sürecektim. Niacinamide serumumu sürdüm. Hemen peşinde de gittim. Acelem var çünkü her zaman son dakikada hazırlandığım için. İşte makyajı yaptım. Ve sonucu gerçekten görmeniz lazım. NYX'in aydınlatan makyaj bazını kullanıyorum bu arada çünkü onun cildi çok aydınlık. Gün boyu makyaj yüzümde parıl parıl parladı ve mesela kullandığım ürünler L'Oreal'in Infallible kapatıcısıydı. Hani ne kadar pudralı ve mat bir yapısı olduğunu biliyorsunuz. Hani onlarla bile cildim çok iyi durdu. Bayağı iyi sonuç verdi. NYX'in Pore Filler makyaj bazını alıyorum. Bunu direkt yüzüme sıkacağım. Kadife gibi bir yapısı var bu bazın. Gözenek görünümünü azaltan bir baz. Ben bunu her zaman böyle ünlü makyajlarında biliyorsunuz kullanıyorum. Hemen buradaki hani o açık kötü gözenek görünümünü nötrlüyor ve makyajı yine çok daha pürüzsüz gösteriyor. O kadar güzel bir kız ki. Bir de ben biliyorsunuz Cemre Baysel'in dizideki makyajını da yaptım. Aşırı keyif alarak izliyorum. Cemre Baysel'e bayıldım çünkü. Hele ki orada böyle ona sürekli bol bol pantolonlar giydiriyorlar ve bana aşırı 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 tarz geliyor. MAC Studio Radiance Face and Body ile L'Oreal True Match Nude Serum Fondöteni elimin üzerinde şöyle bir karıştırıyorum. İkisini karıştırma nedenim şu ki Studio Radiance Face and Body'nin rengi aslında şu an bana olan tek renk açıkçası. Tatilden döndüm ve siz de fark etmişsinizdir. Bayağı bronzlaştım. Ama gelin görün ki Studio Radiance Face and Body öyle bir fondöten ki cildinizde hiçbir şey yok Studio Radiance'ı sürdüğünüzde. Hani hiç kusursuz bir cilt kesinlikle çok sever. Çünkü çok güzel parlatıyor. Böyle bir ışık veriyor cilde. Ama böyle benim gibi problemleri olan bir cilt de hiç hoşlanmaz. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Ne yaptım ben diyorsunuz. Hatta biraz parladığı için çukurunuz falan varsa benim gibi onlar ekstradan ortaya çıkıyor. Yani pek de anlaşamıyorsunuz. Ben de o yüzden bu ikisini karıştırdım. Ama gördüğünüz gibi açık oldu şu anda. Sonrasında gelelim göz altlarına. Göz altlarımı önce bir nötrlemek istiyorum açıkçası. Bu nötrleme işlemini yaparken L'Oreal'in Infallible More'dan concealer'ını kullanacağım. Ama şimdi yine böyle şok yaşayacağınız bir olay yapacağım. Çünkü gördüğünüz gibi elimdeki en koyu renk kapatıcı bu olmasına rağmen bu bile fark etmişsinizdir şu an. Benim ten rengim açık. Bir miktar 338'ini alıyorum. Bu arada az önce uyguladığım 332'siydi. Elimin üstünden bu fırçamla alıp biraz böyle o rengi koyultmaya çalışıyorum ki ne kadar etki etti. Pek de etki etmedi gördüğünüz gibi. Gelelim aydınlatma işlemine. L'Oreal'in True Match bu yeni besleyici gözaltı kremi niteliğindeki kapatıcısını geçen gün yeni ürünlerle makyajda da hatırlıyorsanız kullandık ve ben çok sevdim. Su gibi bir yapısı var. Asla ürün yetmeyecekmiş gibi geliyor. Biraz hızlı tükenecek bir ürün bence bu arada. Fiyatı da sağlam bir fiyat yani. Ama sonucu çok iyi. En sevdiğim yanı hiç pudralamayın. Buna rağmen çizgilerinize dolmuyor. Onun da dediğim gibi bayağı güzel aydınlık aydınlık bir cildi var. Ben de bu etkiyi
yakalamak istiyorum. Burnumun üstünü aydınlatıyorum. Kaşımın ortasını mutlaka aydınlatıyorum. Çünkü benim kaşlarım yakın. Onun kaşlarıysa uzak. Böyle ne kadar aydınlatırsak o kadar orası patlar ve geniş gözükür. Elmacık kemiklerimin daha fazla belirginleşmesi için şöyle bir alt kısmı aydınlatıyorum. Tampon yapıyorum. Çok yaymıyorum ki bu aydınlık, fresh, temiz görüntüyü saklayayım. Tadam! Şimdi gelelim kontüre. Gerçekten gözükmeyen bir kontürü var. Hatta şurada doğru düzgün kontür göremedim bile diyebilirim fotoğraflarda. Mesela dizide gerçekten sağlam bir kontür yapıyorlar. Onun farkındayım. Ama hani o günkü makyajının fotoğraflarında çok da göremedim. Benim de neredeyse ten rengim şu an Kiko'nun iki yüzüyle aynı. Hani önceden gözüküyordu bende. Şu an yani gözükmeye çalışıyor gibi bir şey. Şöyle sadece elmacık kemiklerimin başlangıcında minimalde kalıyorum. Burnumda mutlaka vardır. Çünkü o ışıklar öyle ışıklar ki hani aydınlattığınız bir buruna kontür uygulamamak gibi bir şansınız yok. Yoksa patlar, geniş bir buruna dönüşür. Ve şöyle şurasında en net ben açıkçası gördüm onun kontürü. Ben de buralarıma yapıyorum. Ve belki şuralarında vardır ama onun da şu kısmı dar. Buralarında olduğunu zannetmiyorum. Şöyle alnımdan çok hafif geçiyorum. Ama bakın aynen böyle bir kontür. Bundan daha koyu renk bir kontüre kesinlikle kaçmamamız lazım. Çünkü imkanı yok yani belli belirsiz olmasını bu kadar tenine yakın bir renk olması sağlıyor. Bu kadar doğal durmasına. Tampon hareketlerle yine 260'tı değil mi bu fırçam? Aynen. Bununla dağıtıyorum. Bu arada fondöten fırçası olarak geçmiyor bu ama bence muazzam bir fondöten fırçası, kapatıcı dağıtma fırçası. Aynı kontür ürünümü şöyle bir tık gözümün köşelerinden geçiyorum. Bunu yapma nedenim onun gözlerinde de bir geçiş var. Evet belli ama çok belli belirsiz bir geçiş. Göremiyorsunuz diyebilirim. Bende de bu etkiyi en iyi bu Kiko'nun kontür stiği sağlar şu anki ten rengimden dolayı. Ben de onunla aynı şekilde yapıyorum. Bakın ne kadar kolay bir işlem hem de gözümüzü yukarı çekmemizi sağlıyor bir yandan. Gelelim gözlere, ten makyajına sonra devam ederim. Çünkü göz makyajı gerçekten hepinizin sabırsızlıkla beklediği kısım. Bence kalemle şu yeni trendimiz var ya, eyeliner, grafik eyeliner çeker gibi kalemi şu şekil uyguluyorlar. Tam olarak böyle. Ve sonrasında onu böyle çok da büyük olmayan Naşita'nın 262'si gibi kalem fırçalarla dağıtıyorlar ve çok güzel gözde bir çekilme sağlıyorlar. Bunu yaparken haldır huldur geniş geniş yapmayın. Bölgesel küçük hamlelerle yapın ki temiz bir makyaj olsun. Hep söylüyorum. Onun makyajında da ben aynen bu hamleyi gördüm. Hüseyin Kaygısız bir paylaşılmış makyajı, alakasız şeyler. Onun kaşı daha uzun olduğu için şu an onun kaşına göre yapıyorum. Biraz daha yatay geliyor. Benim kaşımın kısalığı kadar gelmiyor açısı. Biliyorsunuz kaşımıza göre çekeriz ya normalde onu. Ben de öyle dağıtıyorum. Sonrasında az önceki setting fırçama geri dönüyorum. Kapatıcı uyguladığım ve şöyle bir iç kısmından geçiyorum. Hatta temiz bir fırça alıyorum ve elimin üstüne şöyle bir kapatıcımdan bir iki nokta koyuyorum. Çünkü şu içerideki temizlik önemli. Onda da temiz kalmış içerisi. Bu noktada küçük far fırçamı alıp o far fırçama kapatıcı alıp içeriği temizliyorum. Az önce çektiğim eyeliner'ı sanki böyle tekrardan bu sefer kapatıcıyla çekiyorum. Bakın tam olarak bu temizlikten bahsediyorum. Tadam. Tüm böyle göz kapağımdan bir geçiyorum bu kapatıcıyı. Aydınlatıyorum. Kimse de demedi burnundaki kontürü dağıtmamışsın diye. Gerçekten bazen şöyle şuraya biri mi otursa diye düşünmüyor değilim. Çünkü o kadar saçma şeyleri fark etmeyebiliyorum ki. Gözlerimi mümkün olduğunca eşitlemeye çalıştım. Hepimizin herhalde en büyük belası bu tarz şeylerde eşitleme yapmaktır. Ama bence eşit oldu gibi yani en iyi halinde bıraktım. Balmain Nude Dude paletini alıyorum. Bu paletteki şu Fabulous rengi, en açık sarı gibi bir far gördüm açıkçası gözlerinde. Düşündüm nereden, hangi paletten yakalayabilirim falan. En mantıklısı açıkçası bu palet geldi. Bir fırçaya, böyle sıkkıldı kıl bir fırçaya, far koyma fırçasına. Bu farımı alıyorum ama şuradaki Faithful'umla da biraz karıştırıyorum. Onda böyle bir karıştırma hamlesi yoktur. Sizin de teniniz daha açık renkse sizin de yapmanıza gerek yok. Ama ben malumunuz şu an bronzlaştığım için bende bu hamleye bayağı bir gerek var. Çünkü
Öteki türlü çok açık sarı kalır. Özellikle gözünün pınar bölgesinde bu farı gördüm. Ve aydınlatmışlar burayı. Yoğunluğunu buraya koymuşlar bence. Sonra şöyle bir dağıtmışlar onu ama kuyruğa kadar da getirmemişler gibi geldi bana. İç kısımda bakın şu an sadece Fabulous rengini, o en açık ışıltılı sarı rengi aldım. Onu aldığımda bende baya baya şey duruyor. Açık duruyor ama beğendim de. Aynı farı, yenisini almayacağım. Önce bir şöyle deneyeceğim. Göz pınarıma getiriyorum. Çünkü onun göz pınarları aynen böyle çok güzel aydınlık ki bu renk bence iyi sağladı. O göz pınarındaki aydınlığı onunki gibi yaptı. Birebir aynısı olacak diye bir şey yok ama ben size gösterirken mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışıyorum ama mümkün olduğunca önemli bir detay burada. O yüzden Fenty'nin Diamond Bomb Highlighter'ını aldım. Benim ne zaman bir ışıltı arasam makyajda elimin gittiği ürün bu. Şu göz pınarı kısmına o ışıltıyı yakalamak için küçük parmağımla uyguluyorum. Onda bu kadar sarı sarı durmadığının ben de farkındayım ama en başında söylediğim gibi benim o kadar açık tenli olmadığımı unutmayın. Aradaki farkın nedeni kesinlikle bu. Rimmel London'ın Scandalized kalemini alıyorum ve yoğun bir şekilde gözümün alt kısmında bu kalemi uyguluyorum. Renkli gözlülerde gözü daha büyük göstermek ve gözün rengini iyice göstermek için mutlaka yapılan bir hamle biliyorsunuz. Ten rengi kalem uygulamak. Eğer renkli gözlüyseniz büyük ihtimalle siz de sürekli yapıyorsunuz. Normalde bu kadar net bir ten rengi göz kalemi görünümü evet olmuyor. Ama o makyajda kesinlikle var. Çünkü gözün alt kısmında siyah kalem dağıtılmış. Üst kısımda siyah kalem dağıtılmış. Bir eyeliner oluşturulmuş. Üstüne taşlar yapıştırılmış. Siyahı devreye soktuğunuz noktada gözü küçültmemek için ten rengi kalem müdahalesini mutlaka yapmanız gerekiyor. Gözümün dış köşesine siyah kalemimi bakın uyguluyorum. Sabitlenmemesi için diğerine geçmeden hemen şöyle bir kirpik diplerimden gidecek şekilde, kirpik diplerimi netleştirecek şekilde uyguladığım kalemi dağıtıyorum. Kesinlikle orada bir kalınlık oluşturmuyorum. Sadece kirpik diplerimin netleşmesini sağlıyorum. Sonrasında dağıtıyorum, dağıtıyorum ve gözümün dış köşesine geliyorum. Bir eyeliner oluşturuyorum dağıtırken. Tamam. Gözümün alt kısmına kesinlikle yeni siyah kalem uygulamıyorum. Fırçamda kalanı geçiyorum. Kalınlaştırmayın. Temiz olması önemli. Gelelim taş aşamasına. En heyecanlandığımız aşamaya. Üste 9, altta 8 tane taş yapmışlar ama tabii onun gözünün büyüklüğüne göre o şekilde olmuş. Bayağı sık 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 taşları yapıştırmışlar. Kirpik yapıştırıcımı alıyorum. Şöyle bir nail art aplikatörüyle. Benim kirpik yapıştırıcım siyah ama siz şeffaf kullanırsanız çok çok daha iyi olur tabii ki. Başlıyorum. Bence en küçük taşları uygulamışlar. Ben de Trendyol'dan şu paketlerde satılan böyle çoklu bir şey almıştım. Linkini paylaşırım aşağıda, taş seti. Onun en küçük taşlarını uygulayacağım. Ve taş tutma kalemimle yapıştırıcılarımın üstüne koyuyorum taşlarımı. Zaten hemen yapıştırıcının üstüne geldiğiniz an yapışıyor. Gerçekten makyaj taşı bağımlısıyım ben. Çok iyi olmadım ya. Kirpik diplerindeki taşlara geçince hemen böyle kirpik dibine yapıştırmamışlar. Bir tık alttan gitmişler. Ben de o şekilde yapıştırıcımı uygulayacağım. Umarım görüyorsunuzdur. Benim yakın aynadan görmem lazım. Aa, çok güzel oluyor. Bu tarz mini minnacık taşları yapıştırmak için kesinlikle bu taş yapıştırıcılara ihtiyacınız var. Başka türlü kafayı yersiniz. Bakın. Bayıldım. Ya, o kadar iyi oldu ki. Şimdi diğer gözümün de taşlarını yapıştırıp hemen geri geliyorum. Göz altlarımı bir tık daha aydınlatacağım. Çünkü ellerim biraz göz altlarıma değdi açıkçası makyajı yaparken. Hemen bir müdahale edeyim ki makyaj temizliğini korusun. Yine L'Oreal True Match kapatıcımı uyguladım. Kesinlikle kirpik takılmış. Böyle bayağı güzel günlük bir kirpik takılmış. Özellikle köşe kısımlar çok güzel kirpiklerle uzatılmış. Ben kirpik takmayacağım çünkü yok. O yüzden Maybelline'in Sky High maskarasıyla yoğun bir şekilde uygulama yapıp kat kat bu maskarayı kat kat uygulayabiliyorsunuz. En güzel yanı o. Kirpiklerimi iyice uzatıyorum. Alt kirpiklerimden de aynı şekilde maskara geçilmiş.
Ve alt kirpikler de çok güzel netleştirilmiş. Ben de yeni ürün almadan aynı işlemi yapıyorum. L'Oreal'in Brow Artist Plan Mini Set Kaş Serumunu alıyorum. Böyle aşırı yapıştırılmış falan durmuyordu. Sanki böyle sadece sabitlenmiş doğal o kıl görünümüymüş gibi duruyordu. Hani onlar neyle sağladı bilmiyorum. Belki arada böyle kıl atma tekniği uygulamışlardır. Sonra sabitlemişlerdir ama sonuç doğal bir sonuçtu. Ben de o yüzden normal dümdüz eski usul kaşlarımı sabitliyorum. Gelelim ten makyajının devamına. Teni gerçekten ıslak ıslak çok güzel duruyor. Bu noktada bence likit ürünler uyguladılar ve o yüzden o şekilde duruyor. Ben Revolution'un önce likit aldığını uygulayacağım. Şu an ellerim gerçekten korkunç bir halde. Şöyle bileğime bu sefer de sıkacağım. Yoğun bir uygulama olmaması için şöyle elime sıkıyorum ki sonrasında bir fırçayla onu uygulayacağım. Bir yanda yüzümde böyle lap lap bir allık görünümü olmasın. Yoğun bir görünüm olmasın. Uçuk pembe bir allık görünümü var. Aynı görünümü elde etmek istiyorum. Öncelikle likit allığımla bu şekilde bir zemin oluşturuyorum. Allık rengi tam bu mu emin değilim ama birazdan geçeceğim toz allık kesinlikle o renk. Biraz böyle sık kıllı bir allık fırçası alıyorum. Naşita'nın 254'ü bu. Ve aslında hangisini kullansam gerçekten emin değilim. Ama MAC'in ki daha uçuk sanki. Önce MAC'in Hyper Real Glow'un allığını deneyeceğim. Şöyle bir. Allık değil aslında bu highlighter. Bu değil. Neten Wild'ın Hello Hello. Ondaki o aşırı ıslak ıslak etkiyi de almak istiyorum. Ama ten rengimiz aynı değil. Hani şu an aslında ondaki allık rengini bence uyguluyorum. Ama bende kesinlikle öyle durmuyor. Hüseyin Kaygısız da böyle yassı fırçalarla allık uygulamayı seviyor. O yüzden fırçayla yapmaya çalışıyorum. Yanaklarında pek highlighter görmedim açıkçası. O yüzden böyle doğal bir highlighter sonucu istiyorum. MAC'in Hyper Real Glow highlighter paletini alıyorum. Burada güzel bir yansıma yaratıyor bu highlighter paletindeki highlighterlar. Ama çok da bağırmıyor açıkçası. Buradaki pembe ve açık olan highlighter rengimi karıştırıp şöyle uyguluyorum ama dediğim gibi çok highlighter bir görünüm oluşturmuyorum. Burnunun uç kısmına gerçekten bayağı bir highlighter vardı. Burnumun ucundan geçiyorum. Kaş ortası onun bayağı böyle geniş aydınlık gözüküyor bana. O yüzden kaşımın ortasından geçiyorum. Kaş altlarına yine aynı highlighter paletimdeki highlighter'ımı alıyorum ve şöyle güzelce kaş altımı netleştiriyorum. Onun o büyük göz görünümü biraz da buradan geliyor. Böylece kaşlarım da daha net ve temiz gözüküyor. Dudakları gerçekten aşırı sağlıklı gözüküyor. Pembe pembe gözüküyor. Böyle güzel fuşyamsı bir pembe mi diyeyim, koyu bir pembe gözüküyor. Ve güzel şeffaf bir gloss geçilmiş. Ben de Deborah'nın Absolute ikili rujlarıyla yakalamaya çalışacağım bu görünümü. Şöyle bir gelişi güzel onu uygulayıp sonrasında dağıtacağım. Biraz mor mor kaldı sanki, ne dersiniz? Biolist'in likit aldığı var bende, 346 Pink Punch. Onu bir elimin üstüne sıkıyorum. Daha pembe olabilecek mi acaba? Morluk hoşuma gitmedi. Üstünden bir onunla hayli karneye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Ve elimde kalan o allığı biraz şunun üstünden de geçeyim de sanki o pembeye daha yakın gibi geldi. Aslında en başında likit allık olarak bunu düşünmüştüm. Ama bir nedense uygulamak istemedim. Sanki böyle zaten dudağının kendi rengiymiş gibi duruyor. O yüzden likit ruju böyle parmaklarımla uygulayıp dağıttım. Aynı rujun arka tarafını alıyorum ve gloss geçiyorum. Başardık sanki, ne dersiniz? Ve bayağı beğendim yani. Çok hani hem taşlı tuşlu aslında bayağı wow bir makyaj. Ama bir o kadar da böyle tatlış, doğal duran bir makyaj. Ben çok sevdim. Yaparken de çok keyif aldım. Bence zor gibi gözüken ama uygulaması kesinlikle çok kolay bir makyaj. Biraz böyle dikkatli eşit uygulama yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde çat 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 ilerliyor ve yaparken çok keyif aldığınız bir makyaj. Eğer makyaj seviyorsanız mutlaka bu makyajı yapmayı deneyin. Siz de gerçekten muntazam bir keyif alacaksınız. Ben çok keyif aldım. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım yaptığım makyajın sonucunu beğenmişsinizdir. Kafanıza takılan noktalar varsa mutlaka bana yorumlarda yazın. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.